Merhaba değerli izleyicilerimiz, sevgili arkadaşlarım. Kışın soğuk günlerinde sıcak hasretimizle bugün sizleri İstanbul'dan selamlıyoruz. Umarım hepinizin sıhhati ve keyfi yerindedir. Benim Hikayem programı sayesinde tekrar sizlerle bir araya gelmek bizi son derece mutlu ediyor. Ve bu sevinç eşliğinde programımızı başlıyoruz. Bugün hikayesini anlatacak olan konuğumuz Filistin'den arkadaşım, sevgili kardeşim Abdullah Al-Halabi. Merhaba Abdullah, hoş geldin, sefalar getirdin. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Abdullah Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümü birinci sınıf öğrencisidir. Okul hayatı nasıl gidiyor Abdullah? Memnun musun okulundan? Bayağı memnunum, çok şükür. Yani özellikle Kocaeli Üniversitesi'nde olduğum için çok memnunum, evet. Ama bu memnuniyet daha da böyle büyük bir boyutta olabilirdi aslında eğer yüz yüze eğitim olsaydı değil mi? Evet, yani maalesef herkes şimdi evden okuyor. Yapacak bir şey yok. Tabii ki daha iyi olurdu. Yani yüz yüze eğitim, okula giderdik. Arkadaşlarla şey yapardık, yani giderdik oraya, oradan buraya. Ama Hazırlıktaki işte gibi. bu halde kalmak zorundayız. İnşallah bu iş biter gider. Sonra yüz yüze İnşallah. eğitime gideriz yani. Ara sınavlar da başladı. Ortalama puanlar kaç? Bütelemeye kaldın mı hiç? Bütüleme sınavı. Kalmadım, çok şükür. Hiç Tebrik kalmadım. ederim. Sağ ol. Ortalama ben de kalsın. Ama hiç kalmadım, çok şükür. Paylaşılacak puan değil bence, değil mi? O yüzden söyleyemedim Paylaşılır şu da, an. yani Seni saklarsa da mahcup edebilir diyelim. ta şey, üçlerde yani. Dörtten üçlerde. Üçte. Peki yeni sınıf arkadaşlarınla anlaşabildiniz, kaynaşabildiniz mi? Ayak uydurabildin mi yeni sınıf arkadaşlarına? Yeni Yani ortama. tanıdığım sadece bir kişi var, o da şey, Tömer'den onu tanışmıştım onunla tanışmıştım. Şimdiye kadar işte mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz, ama diğerleri de görmediğim için yani onlarla tanışamıyorum yani. Toplam İnşallah kaç yüz yüze öğrenci edeyim. var grubunuzda? Efendim? Kaç öğrenci var toplam grubunuzda? Yani yaklaşık 130 falan. Öyle. Bayağı kalabalıksınız. Aynen. Misafir Mühendislik öğrenciler fakültesi. çok mu bölümünüzde? Hayır. Yani şimdi bildiğim kadarıyla sadece 3 yabancı şey var. Öğrenci var. Sadece 3. Ben de onlardan biriyim. Maşallah. Peki Abdullah kendini çalışkan bir öğrenci diyebiliyor musun? Hayır. Gerçekten çalışkan değilim. Yani çalışkan olmaya çalışıyorum. Yani ne yapsam da ne etsem yani çalışkan diye kendime söyleyemiyorum. Ama işte çalışkan olmaya çalışıyoruz hep yani. Maşallah. Peki başarılı öğrenci diyebiliyor musun kendini? Yani insan kendini bir şey derse yalancı olur. Ama Yok, yani şu anlamda diyorum. başarılı Mesela işte. sınavlarda yüksek puan almak için çalışkan mı olmak lazım, başarılı mı olmak lazım sence? Çalışkan olmak lazım. Çok çalışkan olmak lazım. Yani başarılı. Çalışkanların hepsi başarılı değil ama. Yani çalışkan kişi başarılı olabilir. Ama bence, bana göre yani başarılı insan çalışkan Tamam. İkisi de senden olsun inşallah. olmalı. İnşallah. Ben senin daha çok şu çocukluktaki şeyini de merak ediyorum. Nasıl bir çocuktun sen? Çok merak ediyorum açıkçası. Ve bildiğim kadar çocukluğun daha çok Malezya'da geçti değil mi? Evet, ben 10 yıl boyunca Malezya'da kaldım ailemle Kaç beraber. yaşındaydın? Oraya gittiğimde 5 yaşındaydım. Oradan ayrıldığımda da 15, 15. Bizimle çocukluğunda yaşadığın, Malezya'da yaşadığın güzel hatıralarını, anılarını paylaşabilir misin? Tabii ki paylaşabilirim. Ben sorun çıkarmayı çok severdim çocukluğumda. Yaramaz çocuktun yani. Yaramazdım, evet. Çok fazla değil ama yaramazdım işte. Bizim kaldığımız yerde hep şey,
bütün oradaki kalan insanlar Yemenliydi. Yani çoğu Yemenliydi. O yüzden Araplarla yetiştim. Çok şükür. Büyüdüm onlarla. Güzel anları yaşadık. Orada bir cami vardı. Bizi topluyordu işte bu cami. Herkes bütün mahalleden oraya topluyorduk. Orada buluşuyorduk. Oradan da parklara gidiyorduk. Yani güzel anları geçirdik yani. Orada Söyleyebilirim. daha çok İngilizcen de Malezya'da gelişti, değil mi? Evet, o da gelişti sıfırdan bu noktaya kadar. Yani İngiliz çünkü orada okulunda okumuştum sanırım. evet bizim okulumuzda İngilizce de okuyorduk. Bütün dersler İngilizcedeydi. Ayrıca oradaki insanlar yani çoğu İngilizce biliyor. Sokaklara çıktığımda İngilizce konuşabilirim. Yani bildiğimiz kadarıyla buradaki gibi değil yani. Biraz farklı. Anladım. Özlüyor musun peki Malezya'yı? Çok üzülüyorum tabii ama yani gittikçe bu özlem biraz azalıyor. Çünkü insan bir büyüyor. Evet. Onun için yani onun için ne önemli şey yani Bir önemli öncelik. önceliği biliyor. Ne istediğini biliyor. Yani Evet. artık benim için artık yani en azından benim için Malezya'da kalmak biraz zordu. Çünkü ben üniversiteye gidiyordum. Orada yani üniversiteye gitmek bizim için bir seçenek değildi. O yüzden de Türkiye'ye geldik yani. Anladım. O zaman Türkiye gelmişken Türkiye serüveninden bahsedelim. Nasıl başladı? Ne zaman geldiniz Türkiye'ye? Güzel bir soru. Şimdi konuşsam yarın bitiririm. Ama birkaç şeyler O kadar uzatma söylerim. ama. Tamam, uzatmam. Biz 2017'de geldik. Ağustos ayında. Sen kaç yaşında oluyorsun 2017'de? 15. 15'tim. 15 yaşında. Evet. Buraya geldik. Ne için? En büyük sebeplerimizden biri üniversite. Üniversiteye girecektik. Benim dört Eğitim kardeşlerim olarak. var. Hepimiz de üniversiteye giriyoruz. Türkiye'deki üniversiteler bizim için daha iyi oldu. Neden Olduğunu peki Türkiye'deki düşünüyorum. üniversiteler? Buradaki ortamda yani öyle gördük. Daha iyiydi yani. Daha rahat diyelim. Öyle. Bir de yani geldiğimizde biraz zordu. Türkiye bizim için çok farklıydı. Biz Malezya'da hep sıcaktı. Tamam, hava çok sıcaktı ama buraya geldiğimde böyle bir havaalanından çıktığımda sanki yukarıda bir şey var. Klima var. Ben de bekledim böyle Çok mu bekledim. soğuktu? Hangi ay gelmiştiniz? Ağustos ayın sonunda. Ağustos ayının serinliği o kadar hani klima gibi miydi? Yani bizim için öyleydi. O anda sıcaklık 15'ti, tamam. Ama bizim için 15 çok soğuktu. Biz 30'larda kalıyorduk. 30 Anladım. derece. 15'e geldiğimizde çok zordu. O yüzden ben böyle bekledim. Sıcak değil. O zaman bizim için çok zor oldu ilk günlerimizde. Evet, diyebilirim. Anladım. Peki Türkçe biliyor muydun gelmeden önce? Yani Türkiye'ye geliyorsun, bir iki kelime öğreneyim gibisi oldu mu hiç? Hayır, ne hiç olmadı. Geldiğimizde hiç ama hiç Türkçe bilmiyordum. Peki Çok zor, Türkçe'de o ilk yüzden çok zor. öğrendiğin kelime ne o zaman? İlk öğrendiğim mi? Ben kelime öğrenmedim, bir cümle öğrendim. O da Türkçe bilmiyorum diye bir cümle var. Onu Onu öğrendin öğrendim yani. ama gerçekten benim işime yaradı. Yani ben Hep bunu söylerdin. biri bana bir şey sorduğunda ben Türkçe bilmiyorum desem, halas o da gider yani. Benim Anladım. için iyi oldu. Nasıl başladı peki Türkçe öğrenmek? Kursa mı gittin?
İlk telefondan öğrenmeye başladım. Böyle ilk günlerimizde babamız da hep söylüyordu. Öğrenin, öğrenin. Biz de eyvallah öğrenelim dedik. Ya telefondan öğrenmeye çalıştık ama olmadı yani bir türlü. Telefondan öğrense sadece kelimeler öğrenecek. Cümleler değil. Aynen. Nasıl kullanacak yani nasıl kullanacağını da bilmeyecek. O yüzden yani işe yaramadı çok fazla. Ondan bir yıl sonra bir kursa katıldım. Bir yıl sonra. O da A1'di. Sadece A1'e girdim. Yani A2'de girdim ama tamamlamadım. A1'e girdim. Biraz sokaklarda şey yaptık yani. İşimizi halledebilirdik o anlarda. Çok şükür ama şimdi biraz daha iyi biliyoruz. Çok şükür. Biraz daha iyi değil. Cebir sertifikan var artık. Öyle değil mi? Var mıydı? Var evet. Evet. Çok Peki şükür. yani Türkçe öğrenmek daha çok ana dili konuşanlarıyla böyle muhatap olduğumuzda gelişmeye başlıyor aslında. Sormak istediğim de ilk Türk arkadaşın kim? Nasıl tanıştın onunla? İlk Türk arkadaşım. Adını mı söyleyeyim yoksa? Yani söylesem ben tanımayabilirim tabii ki de. Belki o seni dinler, mutlu olur, sevinir onun ismini andığında. O çok geç kaldım. Yani 2 yıl boyunca hiçbir Türk'le tanışmadım. Ne zaman tanıştım? Kocaeli'ne geldiğimde. Tamam, o da arkadaşlarımız. Onun adlarını söyleyeyim. Onlar Sefa ve Ertuğrul. Tamam, onlarla tanışmıştık ilk önce. Onlar benim ilk tanıştığım Türk arkadaşlarım. Yani Onları selamlıyoruz o zaman onlarla buradan. tanıştım. Efendim? Onları buradan selamlıyoruz o zaman. Evet, tabii ki. Selamlar size. Saygılar. Evet, onlarla konuşmaya çalışıyorduk. Bizim Türkçemizi geliştirmeye çalışıyorduk. Çok şükür öyle oldu. Güzel. Şu anda peki konuşuyor musunuz? Şu anda çoğaldı mı arkadaşların? Evet, çoğaldı. Yani yurttaki arkadaşlarla tanıştık. Onlardan başka kimse yok çünkü tabii ki bildiğin gibi biz ilk sene Tömer'de okuduk. Orada hiç Türk yok tabii. Sadece bizim hocalarımız. Yurttaki arkadaşlarla tanıştık, biraz konuştuk, konuşuyorduk, çakalaşıyorduk falan. Şimdiye kadar onlarla ara sıra böyle selam gönderiyorum falan. Anladım. Peki Abdullah, Kocaeli Üniversitesi'nde şu an öğrencisin. Nasıl başladı bu üniversiteye başvurmak ya da bu üniversiteyi tercih etmen? Neden bu üniversiteyi seçtin? Tamam. Ben hikaye baştan anlatayım ama fazla sürmez. Ben böyle bir bitirdiğimde ben okuldan mezun olduğumda bütün açık üniversitelere başvurmuştum. Tamam. Yaklaşık 55 üniversiteye başvurmuştum. Çok şükür 13'ü kazanmıştım. Onlardan biri işte Kocaeli. Kocaeli benim için daha uygundu. Neden? İlk önce benim abim orada okuyordu. İkincisi İstanbul'a en yakın şehir oluyor. Çünkü siz Oradan da İstanbul'da ulaşım. oturduğunuz için değil mi? Evet, ailem İstanbul'da oturuyor. Ben de onlarla oturuyordum. Yani bir de yani genel olarak çok iyi bir seçenekti. Seçtim işte gittim. Ve şu Öyle an oldu. memnunsun burada olduğuna. Tabii ki çok memnunum. Kocaeli'den çok memnunum. Çok şükür. Kazandın okulu ve hazırlık başladı. Aha. Bizimle işte bir araya gelmek, bizimle derken İstanbul grubundan bahsediyorum şu an. Evet. Gel hazırlıktaki ilk gününü hatırlayalım birlikte. Nasıl geçmişti senin için? Oo. Gerçi ben seni biraz tarif edeyim. Tamam. Gelmiş bir çocuk, kapüşonlu böyle takmış kafasına, çıkarmıyor git, köşede oturuyordun hep camın kenarında. Hiç kimseyle uğraşmıyordun, katılmıyordun kimseye. Sonradan baktık çok güzel farklı bir arkadaş çıktı Abdullah. Bizim izlemimiz böyle başlamıştı. Peki senin? Ben seviye sınavına
girdim. Girdikten sonra ben A2'yi kazanacağım diye tahmin ediyordum. Ama şaşırdım gerçekten. B1'i kazandığımda çok şaşırdım. Wow. Bu bana çok zor gelecek diye söylemiştim, hatırlıyorum. O yüzden ilk hafta biraz zordu yani. Öyle sizi hiç anlamıyordum, biliyor musun? Ben onu kimseye söylememiştim. Ama hocayı tam olarak anlayamıyordum. Sizi de anlayamıyordum. Çok zor günler geçirdim benim için en azından. O yüzden böyle birkaç kelime öğrendikten sonra, daha güzel bir şekilde öğrendikten sonra sizlerle konuşmaya başladım. Onu, böyle Sebebi kaynaşla buydu aynı. yani. Efendim? Biz sebebi buymuş. Biz daha çok hani bizi sevmiyor, bizimle hani bize katılmak istemiyor diye düşünüyorduk ilk başlarda. Yok, istemiyorum diye bir şey yok. Katılamıyordum. Yani katılmayı istiyordum ama biliyordum ki çok berbat bir şekilde konuşacağım. O yüzden katılamıyordum. Sebep Aslında sadece buydu dil öğrenirken en büyük hatamız bu, değil mi? Hani yani. Evet, tabii ben mükemmel bir şey onu çok konuşmak istiyoruz sürekli. Evet, ama geç öğrendim bunu. Evet. Ama şu an güzel mesele. Birbirimizi anlayabiliyoruz. İyi, çok şükür. İnşallah sen de beni anlamışsındır. Tabii ki anlıyorum. O Emin zamanlarda da misin? anlardım zaten. Evet. Ama Evet. sen işte hata konuşacağım diye düşünerek hep konuşmamayı tercih ediyordun. O yüzden Evet. pek de anlaşamıyorduk konuşmadığın Evet. için. Evet. Öyleydi. Şu an hazırlık da bitti. Gerçek eğitimi başladık. Peki Abdullah, bu uzaktan eğitim edinmek istediğin performansı sağlayabiliyor mu şu anda? Hani istediğin o alanınla ilgili bilimleri öğreniyorum diye biliyor musun? Aslında Yani ben elektrik mühendisliği biraz hani benim için çok zor olan bir bölüm. yani zor olabilir, evet, yani yüz yüze olsaydı daha iyi olurdu tabii ki. Bizim laboratuvarlara gitmemiz gerekiyor, biraz Evet. görmemiz gerekiyor, devreler falan. O yüzden yani beklediğim gibi Hem teorik olmadı hem ama. pratik hani laboratuvar işlerken hem teorik hem pratik yani bilimlerinizi tekrarlamış oluyorsunuz. Evet. Daha yani daha iyi öğreniyoruz ama ben bunu söylesem bahane olur ama yani işte Öğrenmek yaşamaya isteyen öyle de böyle de yani her evet. halükarda Öğrenir. öğrenir. Evet. Evet. Peki Abdullah, farz edelim. Kocaeli Üniversitesi rektörü oldun diyelim. Hı. Nasıl bir değişim, üniversite için neler yapmayı düşünürdün? Ve özellikle şöyle misafir öğrenciler için nasıl bir imkanlar sağlamayı isterdin? Şu anda mesela imkanlarımız çok tabii ki. Valla bak, ben sana açık söyleyeyim. Ben Kocaeli'de gördüğüm yabancı öğrencilere gösterilen hizmet mi diyelim? Öğrencilere gösterilen hizmet mi? Yani çok güzel şeyler yaptılar bizim için. Ben öyle bir şey gördüm. Kocaeli'de yabancı öğrencilere çok güzel imkanlar sağlandı. Yani hiç beklediğim, yani Daha beklediğimden ziyade. çok fazlaydı. Onlara çok teşekkür ediyorum. KİSA başta olmak üzere Kocaeli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yaptılar. Şu anda mesela pandemi de bayağı uzadı. Hepimizin canı sıkkın bazen. Sen daha çok pandemi döneminde ne yaptın? Neyle meşguldün? Neyle meşguldüm? Ben birkaç kursa katılmaya çalıştım. Katıldım zaten. Ama o da şeydi, yani tatilde, yaz tatilinde çok yeni şeyler öğrendim. Kendimi bazı alanlarda geliştirdim. Ama şöyle diyeyim, bir de çok fazla vakit kaybettik. Maalesef hiçbir yere gitmiyoruz.
gidemiyoruz, çıkamıyoruz. Özellikle biz 19 yaşında olduğum için o da daha zor oldu. Ama çok vakit kaybettik diyeyim. Aynı anda da çok şeyler öğrendim ben. Peki Abdullah, pandemi bittikten sonra ilk yapacağın iş ne olacak? Kocaeli'ne gitmek. Kocaeli'ni çok özledin. Evet, çok çok fazla. Bayağı. Ve evet, hazırlıkta da hani İstanbul'a gittiğinde sürekli dönmeyi bekliyordun. Hemen önce dönmeyi isterdin. Kocaeli'ne olan sevgin kaynağı nedir? Neden bu kadar Kocaeli'ni seviyorsun? Valla şöyle söyleyeyim, ben çok yani çok güzel insanlarla tanıştım. Çok iyi insanlarla tanıştım. Siz de onlardan birisiniz. Yani bizim Teşekkür ederim. sınıfımız, hazırlık sınıfımız. Şehir çok güzel. Şey var, sahil manzarası var, sahili var. Bir de yani küçük İzmir, İstanbul'a göre küçük bir. Yani zaten o ilçe il değil ama çok, yani ben gün içerisinde 5 ya da 7 yere gidebilirim. Tamam. İşlerimi bir gün içerisinde halledebilirim. Ama İstanbul'da bir iş 3 gün sürer. Ha, Çünkü evet. şehir çok büyük. Her şey bir tarafta. Ya bu mesela oraya git, bir şey almak istesem oraya gideceğim. Başka bir şey almak istesem başka bir yere gideceğim. Mesela benim için İzmit'e gittiğimde o benim için gitti, yani artık rahat rahat işlerimi halledebilirim. Bir de güzel anları yaşadık. Bizim arkadaşlarımızla, bizim kaldığımız yurtta. O yüzden çok özlüyorum yani. Peki o Söyleyeyim. zaman Kocaeli'ne olan sevgini test edelim. Test etmeye hazır mısın peki? Test edilmeye daha doğrusu. Hazırım. Artık Yani hazır bu mısın, değil misin? Bir yardımım olacak mı olmayacak bilemem. O yüzden sorularım başlıyorum Abdullah. İzninle. ne bu sürpriz? Tamam, başlayalım. Tamam. Peki Abdullah, Kocaeli'de kaç tane ilçe var? Emin değilim ama 7 olabilir. Yok yanlış, 12 tane ilçe var. Peki 7 dedin, 7 tane ilçeyi say. Oh, tamam. Gebze, İzmit, Derince, Körfez, neydi o? Darıca olabilir mi? Olabilir. Tayrova, Nasıl? İz Başiskele, yok. O İzmit sayılır değil mi? Yok, Başiskele de ilçe sayılır. Ha, okey. Başiskele. Bir de o neydi? Yukarıdaki. Tamam, Kandıra. Evet. Onları Kartepe var. hatırlayabilirim. Kartepe, Dilovası. Ha evet, Kartepe var, doğru. Gölcük. O Gölcük, Karamusa, Karamürsel. Karamusel. Bir de Öyle. şey var, Çayırova var. Ha, onu söyledim ama. Ha, tamam. İkinci soruya geçiyorum. Tamam. Kocaeli plaka numarası. 41. Evet. Şimdi Abdullah Kocaeli'ne döndü. Abdullah Kocaeli'ye döndü. Hangisi doğru? Birincisi. Onu okumuştuk. Kocaeli'ne. Evet. Kocaeli'ne döndü, değil mi? Aha. Yanlış. Başta da hep ben de Kocaeli'ne, Kocaeli'nde diyorum ama Kocaeli'ye, Kocaeli'de olacakmış. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. Kocaeli'ye özgü olan tatlı çeşidi. İsmi ne? Pişmaniye. Pişmaniye, aferin. Bir sonraki sorumuz da İzmit'te en çok gittiğin caminin ismi. Yeni Cuma Camii. Yeni Cuma Camii. Uluslararası Öğrenci Derneği kaçıncı katta? Dördüncü katta. Uluslararası Öğrenci Derneği'nde kaç tane oda var? Yok artık. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş. Mutfakla 5, değil mi? Evet, mutfakla beraber. Evet. Peki, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı'nın ismi ne? Fatih Karaçoban hocam.
Okey, güzel. O zaman geçtim sayılır, değil mi? Geçtin sayılır, evet, ama ilçeleri öğrensen daha iyi olur aslında. Okey, tamam. Öğrenirim inşallah sonra. Peki abla, Kocaeli'de en çok neyi özlüyorsun şu anda? Bizim yurdumuz. Bizim Yurdunuz. yurdumuz. Ya, evet, çok özlüyorum onu. Orada çok güzel günler yaşadık. O yüzden özlüyorum onu çok. Bir de oradaki arkadaşları da tabii ki özlüyorum. Yani. Arkadaşları özlüyorsun. Ve arkadaşların da seni özlediklerini söyleyebilirim. Sana küçücük bir hediye hazırladık aslında. Aa, öyle mi? Evet, demiştim ya sürprizlere açık ol diye. Ah, tamam. Hazırladığımız bir sürpriz de bu olsun sana. Korkmaya Gel başladım. birlik. Yok, korkma. Gel birlikte onların hep birlikte hazırladığımız hediyeyi izleyelim. Tamam. Konuşacak olursam tabii çok uzun sürer ama kısaca özetleyecek olursam Abdullah duruşuyla, konuşmasıyla, bulunduğu ortama kattığı neşe ve enerjiyle hem de insanlara olan yardımseverliği ile bilinen bir kardeşimdir. Merhaba, sınıfımızın en küçük arkadaşı değil, en küçük kardeşi sayılır. Abdullah deyince de yardımsever ve iyi kalpli biri aklıma geliyor. İnşallah hem eğitim hem özel hayatında başarılar dilerim ve özellikle böyle kalmanı çok isterim. Sınıfımızın en küçüğü Abdullah. Abdullah sınıfta çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Çok güzel karakterli, çok yardımsever bir arkadaşımız. Sınıfımızın en mütevazi ve aynı zamanda en şımartılan çocuğu Abdullah. Bu iyi karakterinden dolayı onu her zaman överdik ve şımartırdık. Ama her zaman mütevaziliğini koruyan birisiydi. Ve hala daha öyle. Bağlantımız kopmadı. Konuşuyoruz arkadaşlarımızla okul bitmesine rağmen. Ve hala daha okuldaki o sınıftaki Abdullah'ın yeri hala daha aynı. Hala daha övülen, şımartılan bir çocuk ve aynı zamanda çok mütevazi. Ya ilk önce söylemek istediğim şey şu. Abdullah gibi insanlar gerçekten bu dünyaya çok nadir geliyor. Onun gibi temiz kalpli, açık gönüllü ve çok iyi bir insanlar bizim dünyamızda büyük bir ihtiyacı vardır. Belki onun sayende bu Türkçeyi öğrenebildim. Her zaman bir pratik yapmak istiyordu. Hadi bir yeni kelime öğrenelim. Hadi o bir show yapmak için bir yeni kelime öğreniyordu. Ben de onu işte ondan biraz ileride olmak için hep bir kelimeyi yerine iki kelime, üç kelime öğrenme mecburiyetindeydim. Gerçekten onunla zaman çok zevkli geçiyor diyebilirim ben. Onun hem sınıf arkadaşı hem de sınıfta aynı masaya paylaşan arkadaşı olarak hiç mübalağa yapmadan gerçekten iyimser, iyiliği sever, yardıma koşar, kendisine uzanan eli geri çevirmeyen birisi olduğunu söylemek istiyorum. Olduğu ortamda aktif olmasa bile ağır tavrıyla herkes tarafından sevildiğini, aynı yurtta kaldığımız zaman sevildiğine bir daha gerçekten şahitlik ettim. Buradan kendisine değerin, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Yakın zamanda görüşmek umuduyla. Abdullah'ı herkesin gördüğü bildiği gibi ben de çok iyi biri olarak görüyorum. Çünkü bir yıldır yani takriben bir buçuk yıldır onu tanıyorum ve bu onu tanıma tecrübeme binaen şunu söylüyorum. Kendisi çok böyle mütebessim, insanlara karşı güler yüzlü ve onları mutlu etmeye çalışan bir insan. Bu sebepten ötürü onu ben şahsen çok seviyorum ve kardeşim olarak görüyorum kendisini. Abdullah'cığım hayırlı akşamlar. Tahmin ediyorum ki Nezaket kardeşimle çok güzel bir program gerçekleştiriyorsunuz. Yakın zamanda tanıştık ama çok anılarımız oldu. Bunlar burada anlatmayla bitmez. Ama sen de hatırlayacaksın ki en önemli, en güzel anımız aynı okulda olduğumuz için yeni gelen öğrencilerle malum ben anlaşamıyordum. Öğle yemeklerine indiğimizde özellikle Abdülaziz'le, Nijeryalı Abdülaziz'le birbirimizle konuşabilmek için ikimiz de yemekte otururduk. Birbirimize bakar, bir de kapıya bakardık.
adını da biliyorsun, translator koymuştuk. Seni gördüğümüz andaki Abdülaziz'in sevinci görülmeye değerdi. Aynı şekilde benim de. Sen yemek yemezsen bile bizim aramızda görüşmemizi, konuşmamızı sağlamak için yine de yemeğe gelirdin. Bu kadar ince düşünceli bir kardeşimsin. Dediğim gibi anlatmayla bitmez. Onun için hep böyle kalmanı dilerim. Eğitim hayatında da başarılar dilerim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Abdullah selam. Bu videoları arkadaşlarla birlikte Benim Hikayem programı için hazırladık. Umarım bizleri izlerken, dinlerken çok sevinir, mutlu olursun. Çünkü gerçekten arkadaşların sana bildirdikleri fikirler o kadar samimi ve sıcak ki. Ve bence tamamen bunu hak eden bir insansın. Onlara kesinlikle katılıyorum. Yardımsever, merhametli, iyi kalpli, çalışkan, hepimiz için sevimli, küçük bir kardeşimizsin. Ve hep öyle kalmanı istiyorum. Ama Abdullah'cığım ya tek eksik yönün 19 yaşında olman. Sırf bu yüzden biz seninle yüz yüze program yapamadık. Ve bu ikimizi de üzdü biliyorsun. İnşallah güzelce büyürsün bir gün. Ve her ne kadar büyüsen de hep böyle kal. Ve insanlar hep senin hakkında böyle güzel fikirlerde bulunsunlar. Görüşmek üzere. Evet Abdullah, arkadaşların sana ilettikleri, söylemek istedikleri mesajları gördün, izledin. Duygularını çok merak ediyorum şu anda. Neler söyleyebilirsin? Aslında size çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten öyle bir şey hiç ama hiç de tahmin etmemiştim. Çok şey gerçekten mutlu ettiniz beni. Ne yani, mutlu bize de. Yani sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani söyleyecek bir şey kalmadı. Çok teşekkür ederim. Yani emin gerçekten ol, güzel bir sürpriz oldu. Emin ol, aynı şekilde biz de bu mutluluğu yaşıyoruz. İşte senin hakkındaki o fikirleri kaydederken tam bütün bir samimiyetlerimizle söyledik o içimizdeki duygularımızı. Peki senin onlara söylemek istediklerin var mı? Onlar seni izleyecekler buradan. Arkadaşlar ben size çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah size de başarılar dilerim. Bir araya gelmemizi de yani bir an önce isterim. İnşallah bir araya gelelim. Bir güzel günler geçirelim inşallah. Hep beraber böyle sınıfça. Bir de i̇nşallah. Diğer arkadaşlarla beraber inşallah. Çok teşekkür ederim yine de. Biz de çok teşekkür ederiz katılımından dolayı. Bizimle birlikte paylaştığın güzel anıların ve güzel hikayenden dolayı sana eğitim hayatında başarılar diliyorum Abdullah. Hep sağlıklı kal, mutlu ol, hayatını dolu dolu yaşa. Bir sonraki hikayelerinde buluşmak üzere. Programımızı sona erdiriyorum. Kendine iyi bak. Değerli Ki Sebep TV izleyicileri, bugün arkadaşım Abdullah Al-Halabi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz program sona ermektedir. Son söylemek istediğim, arkadaşlarımızı her zaman hikayelerini anlatmak isterlerse bekleriz ve güzel anılarını hep birlikte paylaşır. Biz de mutluluk duyarız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.